etti. Gazi Mustafa Kemal'in vefatının hemen ardından ortaya çıkan, günümüze kadar da ulaşan birçok uygulamanın ve ideolojinin Gazi'nin fikir, ideal ve hedefleriyle hiçbir bağlantısı, hiçbir ilintisi ve ilişkisi yoktu. Gazi Mustafa Kemal'in adı bu ülkede maalesef son derece haksız biçimde yanlış bir takım uygulamalara paravan yapılmıştır. Atatürkçülük ya da Kemalizm ideolojisi çoğu zaman Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerinden sapma göstermiş. Bu akımlar Gazi'nin ideallerinin tamamen tersi bir istikamette millete tepeden bakan, milleti dizayn etmeye çalışan, millet üzerinde baskı kurmaya çalışanların istismar aracı olmuştur. Herkesin kendi şahsi çıkarına, kendi ideolojisine dayanak olarak kullanacağı, keyfice istismar edeceği bir Atatürk yoktur. Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı ve Cumhuriyetimizin banisi olan Gazi Mustafa Kemal, bir ayrışmanın aracı olabilecek en son kişidir. Gazi Mustafa Kemal isminin ya da sonradan üretilmiş sembollerin arkasına saklanarak toplumu kamplara ayırmaya çalışmak, cumhuriyete ve milletimizin ortak değerlerine hakaret olduğu kadar Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına da haksızlıktır.